Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz. Ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba değerli Fuar TV izleyicileri. Sizler için adım adım fuarları takip etmeye devam ediyoruz. Bugünkü durağımız İstanbul İFM Fuar Merkezi. Ve ilaç bileşenleri fuarındayız. Fuar katılımcılarımızdan da Dintsa ilaca konuk olduk. Yanımızda iş geliştirme ve resmi ilişkiler direktörü Nail Bey bulunmakta. Bakalım bizlere firmayla alakalı neler aktaracak. Merhabalar Nail Bey, nasılsınız? Teşekkür ediyorum, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, çok teşekkürler. Hayırlı fuarlar sizlere. Nasıl gidiyor fuar, öncelikle öğrenelim? Fuar bu sene biraz daha zayıf. Çok fazla katılımcı firma ve ziyaretçi bulunmamakta. Ama yine de ben hani... Umarım hayırlı olur her şey sizin için. Peki Nail Bey, öncelikle sizleri tanıtmak istiyorum ben ekran başındaki izleyicilerimize. Daha sonra zaten Dintsa ilaçla alakalı sohbetimiz devam edecek. Biraz sektöre girişinizden bahseder misiniz? Tabii. Ben 1982 yılı sonunda sektöre girdim. 35 yıldır sektördeyim. 11 yıldır da Dintsa ilaçla çalışmaktayım. Evet. Dintsa ilaç kaç yılında kuruldu? Peki ne tür hizmetler sunuyor? Dintsa ilaç, Dintaş ilaç laboratuvarları olarak 1973 yılında kurulmuş. Ama 1988 yılında Dintsa olarak faaliyete geçti. Neler yapıyoruz? Biraz detaylı olarak anlatabilir misiniz? Şöyle, bizim Ankara Sincan 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikamız var. Burada Ar-Ge'si yapılmış ürünler ruhsatlandırıldıktan sonra partnerlerimizle pazarlama ve satışını onlara veriyoruz. Biz de ürünlerin üretimlerini yapmaktayız. Ne tür ilaçlar bunlar? Çok çeşitli ürün grupları var. Nefroloji, dermatoloji, analjezikler, nörolojik ürünler. Çok çeşitli grupta ürünler üretmekteyiz. Evet, biraz üretim aşamasından bahsetmenizi isteyeceğim. İlaç işi yapıyorsunuz ve zor bir iş. Nelere dikkat ediliyor? Bir kere Türkiye'deki tüm firmalar GMP kurallarına uymak zorunda. GMP kuralları doğrultusunda ruhsatlandırdığımız ürünleri fabrikamızda üretmekteyiz. Neden tercih edilmesi gereken bir firmasınız peki? Şöyle, genellikle birinci jenerik ürünleri imal etmekteyiz. Bu da hem ülke ekonomisine katkı sağlamakta, bu birinci jenerik ürünler fiyatları nedeniyle orijinal ürünün fiyatını değiştirebilmekte. Bu da ülke ekonomisine fayda sağlamakta. Sektörün gidişatından memnun musunuz Nail Bey? Tabii sektörde şu anda çok ciddi bir fiyat sorunu var. Fiyat tebliği nedeniyle ürünler bayağı sıkıntıya sokmakta firmalar. Umarım güzel gider her şey. İlerleyen günlerde peki nerelerde göreceğiz sizleri? İnşallah daha iyi yerlerde olmak istiyoruz. Daha yeni ürünlerle birlikte. Efendim, son olarak peki izleyicilerimize neler aktaracaksınız sizlerle alakalı? Dintsa'nın hedefleri büyümek, ayrıca ülke ekonomisine ciddi katkılarda bulunmak istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli bilgiler aktardınız. Sizler de başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyicilerimiz, bugünkü durağımız İstanbul İFM Fuar Merkezi dedik ve ilaç bileşenleri fuarındayız. Fuar katılımcılarımızdan da Dintsa ilaçtan sizlere seslendik ve şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Söz merkez stüdyolarında.